Herkese selamlar dostlar. 17 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 3 adet mücadelemiz var. Çok uzun sürmeden şöyle önemli detaylarını aktarıp idealden bir 8-10 dakikalık bir videoyla 3 maçı anlatmak istiyorum. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir skor yarışması yapalım. Fenerbahçe skorunun maçını sormuştuk bildiğiniz üzere. Fenerbahçe skorunu bilen yok arkadaşlar. Mücadele 6-0 bitti. Herhangi bir 6-0'lık yorum yok. 5-2 var en çok yaklaşan olarak onu söyleyebilirim. Fenerbahçe 5-2 kazanır demişler. Onun dışında en çok yaklaşan bir skor olmamış. 6-0 bitti. Fenerbahçe zaten ezdi. Kasımpaşa kırmızı kart görünce bitti gitti. Şimdi maç skoru yarışmamız Karabağ Victoria Pilsen mücadelesi. Karabağ bu sezon çok iyi bir kadro kurdu. Daha doğrusu kadrosu elindeydi fakat oyun takım oyunu olarak bu sezon iyice piştiler. Üst düzey bir oyun sergiliyorlar. O kadar iyi bir kadro olmamasına rağmen. Pilsen takımı da deplasmanda olacak. Yine oyunu tutmaya çalışacaktır. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Birazdan zaten anlatacağım. Bilen bir arkadaşımızı Ağustos ayı boyunca katıl Telegram gruplarımızda misafir edelim. Geçtim skor yarışmasını. Dilerseniz maçlara başlayalım. Başlamadan önce sizlerden ricam. Pardon. Hafta içi videosu olmasından dolayı şöyle 200-300 bandında bir like gelirse sevinirim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Karabağ ile Victoria Pilsen mücadelesi. Karabağ'ı zaten bahsetmiştim sizlere ki Karabağ'dan her maçının mayısı aldık neredeyse. Hatta ideal kombinelere ve yüksek oranlara bile aldım. Hatta yüksek misli bile yapmıştım 5-1'lik mücadelesinde. Bu Avrupa'da oynadı. Karabağ lige başladı. Hafta içinde oynadığı bir mücadele var. 2-0 bitti. O mücadeleye şöyle baktığımız zaman da Karabağ'ın en önemli 4 tane hücum oyuncusu var. Hatta şöyle söyleyeyim, en önemli demeyeyim. İlk 11'de 4 tane 3-1 oynuyor. Hücum hattı 3-1 şeklinde. Onlar kim? Kadi 10 numara pozisyonunda. Zumir sol açık. Şeylayev sağ açık. Ve ileride Wadji. Bu 4 oyuncu 2-0'lık mücadelede oynamadı arkadaşlar. Daha doğrusu bazıları dakika 68'de girdi. 2 tanesi girdi. 2 tanesi hiç daha süre almadı. Çünkü dinlendirildi. Çünkü takım oynuyor. Ve Avrupa'da gerçekten bir başarı elde edilmek istiyor Karabağ adına. Ben de istiyorum tabii ki. Onlar da bizim bir Türk temsilcimiz olarak sayılıyorlar. O yüzden ki bence de başarılı olacaklardır. Burada Pilsen'e karşı galip bile gelme ihtimalleri bence yüksek. Yani 1.97 oran açmışlar ama Karabağ burada evinde işi bitirir diye düşünüyorum ben. Daha doğrusu galip gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu mücadelede şöyle bir önemli detaylar da var. Karabağ'ın genel kadroya baktığımız zaman da çok üst düzey bir kadrosu da değil. Ona rağmen gerçekten takım oyunu sergiliyorlar ve iyi oyun oynayaraktan geldiler buraya zaten. Pilsen de aynı şekilde. Pilsen de bir nevi oturmuş kadrosu var. Şöyle söyleyebilirim. Pilsen'in ben 90 dakikalık maçı şeyi izledim. Beşiktaş maçı vardı. Hazırlık mücadelesi 0-0 bitti. TV'deydi sanırım. Ben onu izledim. 90 dakika boyunca. Pilsen de gerçekten yani ne yaptığını bilen bir takım. Victoria Pilsen takımı. Kendi ligine baktığımız zaman zaten onlar da başladı. 2-1 deplasmanda galip geldiler. Rakibi kırmızı kart görmüştü. Kadrosunda ne derece rotasyon yapmış diye baktım Victoria Pilsen takımına. Orta alanda birkaç tane rotasyona gitmiş arkadaşlar. 3-4 tane oyuncu rotasyona gitmiş. Onun dışında Karabağ'ın şöyle de bir önemli detay var. Ayın 17'sinde mücadele bu. 19'undan bir maç vardı. Takım yani hem moralmen hem de psikolojikmen şey olmasın diye kendi liginde o mücadelesi de ertelendi. Yani ülkece Karabağ'ın zaten burada bir başarısı isteniyor. Bunu zaten Karabağ Futbol Federasyonu mu ne diyelim. O da mesela mücadelesini ertelemiş Avrupa maçı olduğundan dolayı. Bizde olsa şey derler. Beşiktaş zamanında bir haftada 4 maç oynadı. Galatasaray'ınki ertelenmesin derler. Bizde böyle çünkü. Bizde sanki Avrupa takımı oynuyor. Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Öyle bir destek yok daha doğrusu takımlar arasında. Bakın Karabağ'da bu güzel var. Herkes başarısını istiyor burada. Biz de istiyoruz da yani bazıları öyle laf yapıyor diye söyledim. Şimdi kimse üstüne alınmasın. Velhasıl kelam idealden ne yapabiliriz diye baktım. Şimdi oyun olarak ne geçecek şöyle. Victoria Pilsen baktım. Ya Karabağ'ın gücünü onlar da bir nevi biliyor. Ki önceki maçlarının illaki analizini yapmışlardır. Karabağ oynayan bir ekip. Victoria Pilsen tutabildiğince burada tutacak. En az hasarla ayrılmaya çalışacak. Berabere kalırsa işine gelir mesela. İdealden şöyle bir oran alabiliriz diye düşündüm ben. Şöyle göstereyim. 1.33 oranı var yani. İdealden bunu önerebilirim. 1.33 orandan ilk yarıdan bir gol gelebilir arkadaşlar. Victoria Pilsen oyunu tutacaktır. Tutmaya çalışacaktır daha doğrusu. Ama oyun tempolanırsa Victoria Pilsen de oynamasını bilen bir ekip. İlk yarıdan bir gol bence idealden alınabilir. En ideal olarak bunu önerebilirim. Eğer biraz daha riske gidelim diyorsanız arkadaşlar burada KG var tercihinde öne çıkartabilirim. Benim skor beklentim zaten doğrudan 2-1'lik bir Karabağ galibiyeti. Onu belirteyim. Victoria Pilsen de burada atabilir. Dediğim gibi tempoya ayak uydurabilen takım. Onun dışında da 2-1'lik bir Karabağ
Karabağ galibiyeti bekliyorum. Şöyle de 2-1 skorunu da önerelim o zaman. 7.53'te bunun oranı var. Doğrudan 2-1 var. Buna nasıl çalışma yapabiliriz? Handikap 0 yaparsanız mesela 3.50'lerde bir oranı vardı. Öyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Benim doğrudan oyunu okumaya çalıştığımdan 2-1'lik bir skor beklentim var. Dinamo Kiev ile Benfica mücadelesi. Burada yani Lucescu Kurt Hoca yani kolay kolay şey yapmaz yani. Gidip de burada Benfica'nın hücum mu yapacak Kiev takımı? Bence yapmayacak. Yani maç zaten yine Polonya'da oynanacak. Tribün desteği olabildiğinde çok oluyor. Fakat Dinamo Kiev adına şunu söyleyebilirim. Daha önceden de kendi evindeki maçları birkaç tanesini izlemiş biri olaraktan da. O iç saha performansı bence Kiev adına çok fazla yok. Onu belirtebilirim. Onun dışında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ya Lucescu burada oyunu tutacaktır arkadaşlar. Benfica'da Schmidt ne yapacak? Takım hücum mu yaptıracak? Onlar da tabii ki buradan Enes Hasan'la ayrılmak isteyecektir. Bir beraberlik mesela işine gelir. Risk almaz yani özellikle. Nasıl oyun açılabilir? Biri bir bireysel hata yapar. Dakika 10'da biri kırmızı kart olur, penaltı olur. Bu maç öyle üste gider. Ama ben mücadele genelinde çok fazla gol beklemiyorum. Alt mücadelesi olarak görüyorum bu mücadeleyi. Benfica'yı favori görmüşler. Doğrudur. Bir beraberlik veya bir Benfica galibiyeti burada çıkar diye düşünüyorum. Kiev tarafında galibiyet biraz zor. Kiev tarafının iyi olacak şey beraberliktir. Lucescu da bu maçta oyunu tutacaktır diye düşünüyorum. Benfica'da risk alacağını düşünmüyorum. Schmidt yeni gelmiş. Kadroları zaten iyi oyuncuların transfer yaptırmış olsa da zaten Benfica'nın olayı bu. İyi oyuncu yetiştiriyor. Şu anki jenerasyonu da, şu anki kadrosu da gayet güzel. Jenerasyon demek çok doğru olmaz. Şu anki kadrosu da gayet iyi. Ligine de çok iyi başladı. Oyun olaraktan da üst düzey bir oyun oynadıklarını söyleyebilirim. Kiev'e karşı burada da risk alacaklarını düşünmüyorum. Hatalar ön plana çıkabilir. En azından golle geçerse ben kolay kolay alt tercih almam. Ben burada 2.5 alt tercihini 1.61 gibi oranlar sizlere öneririm. Mücadelede çok gol olacağını düşünmüyorum. Alt tercihi benim için önceliktir. Kiev'in kendi evinde oyunu tutmak istemesinden dolayı. Yüksek oran olarak ne yapalım? Şöyle bir şey yapabiliriz. Onun da oranı çok yüksektir. Hatta şöyle bakayım. 3.14 gibi oranı var bakın. Şöyle 2 ve 2.5 alt yaparsanız, hatta biz bunu isterseniz 3.5 alt olarak biraz daha şey yapalım. En kötü 2.5 alt bahsimize yatarsa sistemli olan o 2 oranlık tercihimiz gelebilir diyerekten de. Yani 3 golü aşacağını kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi aşarsa ilk yarıdan 2 penaltı vesaire o tarz şekilde olabilir. 3.5 altında da 2 yaparsanız 2 oranı yakından. Ya benim beklentim 2.5 altında 2 de olabilir yani onu da belirteyim. 3.14'te onun oranı var. O tip bir maç bekliyorum. Çok gollü beklemiyorum. Alt burada ideal gider bence. Maccabi Haifa ile Kızıl Yıldız mücadelesi. Şimdi Kızıl Yıldız gerçekten bu sezon Avrupa'da iş yapabilecek takımlardan bir tanesi. Eğer çifte şansın oranı güzel olsaydı ben doğrudan çifte şans alırdım. Çünkü gerçekten özellikle orta sahada siyahileri var. Anlatmıştım sanırım bunu. Bukhari ile Kanga olması lazım. Bukhari veya Bakari olması lazım ismi. Tam bakmadım ismine de. Geçenden aldığım notlarla birlikte konuşuyorum. Onlar topu kaptığı zaman atlet oyuncular. Bir anda atletli, vücutlu ama Onyekuru gibi de hızlılar diyebilirim arkadaşlar. Hücum hatlarında zaten bildiğimiz isim var. Pesic var. Başarılı. Karagümrük'ten attığı golleri biliyoruz. Onun yanında Sırp forvet Katai de var. Onlar zaten 4-4-2 şekilde oynuyor Kızıl Yıldız. İçeride dışarıda taktiği değişmiyor. Bildiği oyunu oynayan Kızıl Yıldız var. Maccabi Haifa'ya baktığımız zaman da 5-0'lık Apollon mücadelesinde doğrudan maç sonu biri ben kombineye almıştım. Hatta handikapını bile önermiştim. Çünkü Kuzey Kıbrıs takımlarını biliyorum. Güney Kıbrıs takımlarını biliyorum. O yüzden öyle bir değerlendirmemiz vardı. Şimdi burada maç Maccabi'de oynanacak. Şimdi şöyle bir beklentim var öncelikle. Yine bakın gayet güzel bir oran açmışlar. İlk yarıdan bir gol gelmez mi mücadelede? Bence gelir. İdealden böyle bir değerlendirmem var benim. İlk yarıdan gelecek bir gol burada değerlendirme altına alınabilir bence. Ben Kızıl Yıldız tarafından bir gol bekliyorum açıkçası. Diyorum ki yüksek orandan da. Yani Kızıl Yıldız top kaparsa, ya top kapıp çıkma özelliği de olduğundan dolayı acaba ikinci golü de atar mı? Sizlere soruyorum. Atar mı? Bir ihtimal var diyelim. 2.47'de bunun oranı var arkadaşlar. Kızıl Yıldız'ın atacağı ikinci gole. Bakın ilk gole 1.20 açmışlar. İkinci golü atarın oranı 2.47. Buradan ben Maccabi Haifa'dan ziyade ilk yarıdan bir gol gelmesi idealdir. Deplasman'ın atacağı 2 golde 2.47 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Benim önerilerim bu yönde 3 mücadele vardı zaten. Bu şekilde değerlendirdim. Dedim ideali yüksek oranlarıyla birlikte anlatmaya çalıştım. Karabağ maçına skoru verdik zaten. Kiev mücadelesinin alt metnesini bekliyordum. Onun da alt 2 yaparsak güzel oran yakalarız. Kızıl Yıldız maçında ilk yerden gelecek bir gol bence gayet ideal. Kızıl Yıldız ikinci golü atar mı?
Kafalarda bir soru işareti. 2.47'de onun oranı var ama çok beğendiğim bir takım. Değerlendirme altına alınabilir bence. Zaten şu zamanlarda çok yüksek miktarlarda iddia kesinlikle oynamanızı önermem. Keyifli takılın. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay.